Anneciğim. Ya. Gülküş ya. Olmalı. Bırak yere yürüsün. Yakında askere gidecek. Hala kucakta geziyor ya. Ha tabii tabii. Zaten gel anacığım. Zaten şu askere şunu şurasına ne kaldı değil mi? Allah ağlıyor ya hala. Allah Allah. Ben bunun yaşındayken yaylada keçi kovalıyordum. Sen ne diyorsun be? Sen 10 yaşındayken ben seni heybenin gözüne koyup eşeğin sırtını yükleyordum. Tarlada sırtıma bağlayıp iş yapıyordum. Heybenin gözü ha. Hem de eşeğin. Hakkı zanne bu böyle ufakken bu koca olan cılızdı değil mi? He öyleydi. Sulak yere mi bıraktım sonra da anne böyle dana gibi ne oldu? Sağ ol ana. Ya yörük be bir şey diyeceğim. Ben şu operasyon raporlarını yazamadım da hala. Acaba sen gitsen karargâhda. Ya, yazıversen şunları hem Hakkı zannenin azarlarından da kurtulmuş olursun. Ne dersin? Değil mi? Alem adamsın bozuk baba. Yani. Olmaz babalar ben bir daha bilgisayar rapor yazamam. Vallahi yazamam billahi yazamam. Lan hadi be. Kokoreç ısmarlarım dikmende. Değil mi? Ya süt kuzusu bağırsak. Aynen. Yok babalar olmaz. Şimdi komutanım, siz tim komutanı olduğunuz için o sizin göreviniz. Ayrıca ben burada bahçede Firuze'yi tımar edeceğim anladın mı? Motorumu toplayacağım. Oğlum da yanıma çırak yazarım. Benden iyisi yok. Motor diyorsun yani. Motor diyorum. Ulan ben de seni toplamazsam. Anne! Ya ben bir şeyler yiyeyim de karargâha gideyim. Karargâha mı? Hmm. Sabah gitsen olmuyor mu çocuğum? Olmaz anne. Zaten geciktirdim bir sürü rapor mapor işleri var. Hem yardım edenim de yok zaten. Selver teyze Kaan. Hadi gelin ben bir şeyler hazırlayayım. Biz de birlikte yiyelim. Ay, yok kızım. Siz dinlenin. Evde var bir şeyler. Biz ısıtır yeriz. Peki madem. Hadi tamam. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Gökyüz geliyorum ben de. Üzerimi değiştireyim de. Boş vakitlerimde. Motorumu toplayayım. Afiyet olsun. Eyvallah, sağ ol. Buradan sonra böyle bir bilardo bowling yapmaz mıyız ya? Vallahi bana uyar, ben varım kanka. Ay yok artık, ben dinlenirim ya, size eğlenceler. Komutanım. Vallahi gençler, benim okuyacak o kadar çok kitabım birikti ki... yani bu akşam böyle sakin, huzurlu, mutlu bir gece geçirmek istiyorum. Bugünlük bulaşmayın bana, ha? Olur mu? Vallahi komutanım, şimdi bu sakin, huzurlu, mutlu kelimeleri aynı cümle içinde geçince ben biraz şaşırdım doğrusu. Niye ya? Hayır, ben sakin ve huzurlu bir gece geçiremez miyim İlhan? Geçirirsiniz geçirmesini, tabii ki geçirirsiniz komutanım da... siz genelde böyle eğlenceli olayları pek kaçıracak biri değilsiniz. Ben ona binaen söyledim. Evet, haklısın da. Yaşlılık diyelim gençler, ha? Yok, öyle de demeyelim komutanım, estağfurullah. Siz nasıl isterseniz. Çekici komutanım. Heh. Ben bilardoya varım gözüm. 8 top delikli, 3 top deliksiz, hangisini isterseniz. Vay. Ali Saygıner'in bilardoya hakimim diyorsunuz ha? İkinizin bir boyunuzun ölçüsünü alayım diyorum. Komutanım, bu biraz iddialı oldu ama biz de fena değiliz hani. Ben sizi bir sıraya dizem de, siz görün o zaman iddiayı. Serseriler. Tamam. Kaybeden Tim'e bir tepsi baklava ısmarlasın mı? Bir tepsi ama, bir tepsi. Tamam gözüm, ver hele. Gel. Kabul. Hadi bakalım. Ya. Güzel, güzel iddia, bravo değil mi? Tepsi baklava yiyeceğiz. İzninizle gençler. Efendim? Kim acaba? Vallahi bilmiyorum da Candaş, telefona bakınca yüzünün rengi değişti. Ya bir çukurluk yoktur inşallah. İnşallah. Emin misin? Kesin bilgim bu. Nerede olduğunu biliyor musun peki? Nerede olduğunu bilmiyorsun tabii. Tamam. O zaman sen bana fotoğrafla ismi mesaj olarak geç. Sonrasında da başka bir bilgi çıkarsa kesin beni bilgilendir. Ama unutma bak, ben bekliyorum, tamam? Tamam, çok sağ ol. Çok teşekkürler. Haber bekliyorum. Görüşürüz. Gençler, benim küçük bir işim çıktı. Siz devam edin. Komutanım, bir sıkıntı yoktur inşallah. Yok. Çok önemli bir şey değil. Komutanım, bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Ben hallederim. Siz keyfinizi bozmayın, tamam? Görüşürüz. Görüşürüz.
kız mevzusu olabilir mi acaba? Yani belki de İlyas gibi randevu işleridir. Nasıl yani komutanım? Bizi bir kız yüzünden mi bırakıp gitti? Ya genç adam. Ne olacak? Olacak tabii. Yani inşallah öyledir. Başka bir şey olmasın da. İnşallah. Bir şey söyleyeceğim. Patates bana çok gelmiş. Hep beraber yiyelim. Ben yiyorum komutanım. Ya ben dayanamayacağım. Bir tane alacağım vallahi. Komutanım makarna da çok iyi. Bir tadına bakın derim. İlyas. İlyas neredesin? Buradayım Selçuk abi. Buradayım abi, ne oldu? Oğlum ne yapıyorsun? Kafana taş falan düşmedi değil mi? Niye abi, niye kafama bir şey düşsün ya? Ben zaten temiz bir insanım. Şöyle güzel bir evi temizleyeyim dedim. Ha evet evet, bayağı temizsin. Senin eşyalarını kapının önüne bıraksak kimyasal atık diye insanlar önünden geçmez be. Aşk olsun Selçuk abi ya. Hakikaten abartıyorsun ama ha. Bak şu an kalbimi kırdın. Oğlum böcekler senin odanı sit alanı ilan etmiş. Sen hala bana temizlik diyorsun. Hadi sadete gel, ne oldu? Ya abi işte görüyorsun yani evi temizliyorum. Ayça gelecek. He. Evet. Yani okuldan sonra işte bana buraya uğrayacaktı. Ben de şöyle güzel bir evi temizleyeyim, derleyeyim, toplayayım istedim. Tahmin etmeliydim. O zaman iyice bir temizle. Sonra mutfağa da geç. Mutfağı da temizle. Abi ya daha ben banyoya gireceğim. Yani istersen mutfağa da sen el at. Hiç beni alakadan etmez. Senin misafirin senin konu. Öyle olsun bakalım hadi. Hah, kapı çaldı bak. Abi çamaşır suyu söylemiştim. O gelmiştir abi. Bir zahmet artık onu da sen alıver. İyi bakalım. Ya şuraya bak, tuz içinde ya. Biz ne yapıyoruz bu evde ya? Buraların çiçek gibi olması lazım. Selçuk abi, o çamaşır suyunu sen direkt banyoya bırak. Tamam mı? Ben onunla lavaboları böyle güzelce ovalayacağım. Buranın böyle mis gibi olması lazım. Ayça geldiğinde evi böyle cillop gibi görsün istiyorum. İlyas. Efendim abi. Market değilmiş kardeşim. Ha, kim gelmiş abi? Ayça? İlyas. Aa, sen erken gelmişsin hayatım. Son dersim iptal olunca ben de geleyim dedim. Aa, iyi yapmışsın, iyi yapmışsın tabii. Haber de vermemişsin. Olsun, gel hayatım hemen. Sen böyle gel. Hemen sen gel hayatım böyle. Gel. Geç böyle, alayım ben bunu. Geç böyle, otur sen orada birazcık. Ben hemen 5 dakika içinde geliyorum, tamam? Tamam. Üstümü değiştireceğim, geleceğim. Gitti senin karizma. Gitti tabii. Geliyorum ben.
dürümlerimiz ne geldi? Selçuk abi benim yüzümden gitmedi değil mi? Onun da rahatını bozdum. Yok yok ya. O da zaten Başak'la buluşacaktı bugün. Ha iyi bari. Çok acıktım. Ben de çok acıktım. Salatamız. Turşumuz. Yani dürümle mum pek uyumlu değil galiba ama. Her koşulda romantik bir erkeğim diyorsun. Öyleyim galiba. Galiba. Soğutmayalım istersen. Evet. Başlayalım. Buyurun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Kim arıyor? Babam. Ne? Kutalmış Paşa mı? Niye arıyor ki şimdi? Hissetti. Kesin hissetti. Saçmalama İlyas. Aç, aç, aç. Bekletme. Açayım. Aç. Aç. Dur. Alo babacığım. Okulda mısın? Şey, benim de dersim iptal oldu benim. Şey yaptım ya, ben de okuldan çıktım işte oradan. Eve geçiyorum. Yoldayım babacığım, yoldayım. Tamam, tamam. Gidiyorum. Evde görüşürüz. Tamam. Beni almaya gelmiş yani okula. Ben de öyle deyince işte. Olur olur, tamam. Hemen git sen. Yani sen de dünden azıymışsın İlyas. Ya hayatım, olur mu öyle şey ya? Kal yani, bana kalırsa kal, kal. Tabii ki de kal ama Kutanmış Paşa o. Yani Kutanmış Paşa'ya git. Yani eve git. Ondan önce eve git. Eve gittiğinde o seni görsün. Sakın geç kalma. Tamam mı? Tamam. Ben dürümünü paket yapayım. Onu yolda yersin, evde yersin. Nasıl istersen. Dürüm kalsın. Ben evde bir şeyler yerim. İyi madem, tamam. Olur. Gideyim ben. Olur. Yani geç kalma. Git tabii. Bir dahakine de pizzayla mum romantizmi yaparız. Olur. Hadi. İyi akşamlar komutanım.
İyi akşamlar Hüseyin Bey'im. Komutanım kusura bakmayın. Bu saatte sizi kendi evinizde rahatsız ettim ama. Önemli değil Hüseyin Bey'im. Hayırdır? Komutanım bugün elime geçen bir istihbaratla ilgili sizinle konuşmam gerek. Biraz önemli. Müsait misiniz? Evet evet tabii. Gel geç içeri. Sağ olun komutanım. Salona geçelim. Bu tarafta Hüseyin Bey. Burası mı? Öyle geç Hüseyin Bey. Otur otur. Sağ olun komutanım. Evet Hüseyin Bey, seni dinliyorum. Komutanım biliyorsunuz ben Tim'e katılmadan önce uzun bir süre Suriye'de, Irak'ta gizli görevdeydim. O dönemlerden tanıdığım ve bana sürekli bilgi akışı sağlayan muhbirlerden biri bugün beni aradı. Ve bu fotoğrafla bu ismi verdi. Adı Mihri Arbeş. Aslında şu an her ne kadar legal bir hayat yaşıyor gibi görünse de kendisi uyuşturucu kaçakçısı, silah kaçakçısı ve hala terör örgütlerine finansal destek sağladığı birçok kaynak tarafından doğrulandı. Ama Mihri ile ilgili en önemli bilgi komutanım, 90'lı yıllarda terör örgütünün üst düzey kadrolarından olan bir terörist komutan. Hafızam beni yanıltmıyorsa üstlenirim ki sanmıyorum. O dönemde bu isimle ilgili hiçbir bilgi hatırlamıyorum. İstihbarat kaynaklarımda da bu isim hiç geçmedi. İlk defa duyuyorum. Bu fotoğraf da bir şey ifade etmedi bana. Evet komutanım kesinlikle haklısınız. Ama bu terörist ismini değiştirip Mihri Arbeş yapıp kendince legal bir hayata geçmiş. Ama sadece ismini değiştirmekle kalmamış. Estetik bir operasyon geçirerek yeni bir kimliğe bürünmüş. Mihri Arbeş'in 90'lı yıllardaki adı Maksut Kodat terörist komutan. Bu da gerçek fotoğrafı ve gerçek kimliği. Ne? Evet komutanım. Bugün gelen istihbarat ışığında biraz araştırma yaptıktan sonra karşıma bu isim çıktı. Ben de her şeyden önce bu bilgiyi sizinle paylaşmak istedim. İyi ki sizinle konuşmanın daha doğru olacağını düşündüm. Maksut. Kafese giriyor Kıval. Bekliyoruz. Gelsin bakalım. İbrahim ne oluyor? Başa ne iş? Sakın kaldırma. Kızım yazık. Hadi aklan şunları. Askerin ölüsünü istiyorum.
Kızım! Ne var? Askerler geliyor. Misiniz? Komutanım, kişisel durumunuzdan dolayı ilk size geldim ama kılıç timi karargaha geçsin mi? Operasyon için hazırlanalım mı komutanım? Kimlik değiştirmiş. Yüzünü değiştirmiş. Aksut denen alçağı yıllarca o yüzden ulaşamadı. Komutanım, ne yapalım? Şu andaki adı Mihri Harbeş dedin değil mi? Evet komutanım. Ben henüz karargaha bilgi geçmedim ama dönünce... Hayır Hüseyin. Ne hayır komutanım? Bunu kimseye söylemeyeceksin. Anlamadım komutanım, nasıl? Hüseyin'im. Bana bir söz vereceksin. Asker sözü. Bu bilgiyi karargâhta kimse öğrenmeyecek. Komutanım ama... Hüseyin benim. Bunu unutacaksın. Bunu bana söylediğini bile unutacaksın. Bu işe kimse karışmayacak. Komutanım ben... Batur. Senden rica ediyorum. Bu konuyu unut. Komutanım. Biraz çalışmam lazım da Doğan. Çay kahve bir şey getireyim mi komutanım? Yok yok, hayır. Allah Allah. Ne işi var ki gece gece karargâhta bu saatte? Biraz gergin miydi ne ya? Hayır olsun inşallah. Kızım!
Ulan bu ne ya? Yaz yaz bitmiyor. 40 gün daha da kalsam yemin ederim daha iyi. Neyse. Dayan Kaan, dayan oğlum, az kaldı. Gel. Komutanım, bir yorgunluk çayı içersiniz değil mi komutanım? İçmem mi Doğan ya? Getir koçum. Eyvallah koçum. Hey maşallah, maşallah komutanım. Siz bu kompüter işinde bayağı iyisiniz ha komutanım. Epeyce yazmışsınız yani. Vallahi yazdık Doğan, yazdık da gel bir de onu bana sor. Ne oldu lan, ne gülüyorsun? Tövbe yarabbim. Ya komutanım, benden duymuş olmayın da. Hı. Bu Haydar Yüzbaşı teknolojik şeylerde epeyce gevşek davranıyor ya. Ha, gevşek. Epeyce gevşek komutanım. Ya akşama kadar iki satır yazı yazamadı komutanım ya. Ya insan birazcık çağa ayak uydurur, zamana ayak uydurur. Ama yok, nerede? Ya ben biraz yardımcı olayım dedim. Hiç oralı olmadı komutanım ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Değil mi? Ya böyle bir şey olabilir mi komutanım? Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olabilir mi? Allah, olamaz değil mi? Olamaz komutanım ya. Doğan. Lan sen bana Yörük Haydar'ın dedikodusunu mu yapıyorsun? Ben mi öyle anladım? Tövbeler tövbesi. Komutanım, ben öyle laf olsun diye şey ettim. Şey etme kardeşim, sen şey etme. Emredersiniz komutanım. Gevşekmiş. Komutanım. Hı? Bu arada Kopuz Albay burada, biliyorsunuz değil mi? Burada mı? Burada, burada komutanım, burada. Ya sizin mesai de karıştı iyice komutanım. Yani mesai diye bir şey kalmadı, tamam. Asker adamın mesaisi olmaz, çok iyi anlıyorum da komutanım. 24 saatte karargâhta kalınmaz ki yani. Ne zamandır burada? Biraz önce geldi. İşim var dedi, odasına kapandı. Çay kahve içer misin dedim. İstemedi komutanım. Açıkçası biraz gergin gibiydi komutanım. Yorgunluktan tabii. Çıkabilirsin Doğan. Emredersiniz komutanım. Gel. Komutan. Karargâhta mıydın yüzbaşım sen? Evet komutan. Operasyon raporlarını yazıyordum. Bir şey mi söyleyeceksin? Hayır komutan. Karargâhta olduğunuzu duyunca... belki bana ihtiyacınız olur diye benim de burada olduğumu belirtmek istedim komutan. Hayır yüzbaşım. Teşekkürler. Raporlarını bitirdiğin zaman çıkabilirsin. Başka bir şey? Hayır komutan. Peki, çıkabiliriz. Emredersiniz komutan. Herhangi bir kırık yok. Vücutta birkaç doku ezilmesi, kolda da birkaç eziklikler var. Ama merak etmeyin, çok çabuk toparlayacaktır. Kırık tabi olmaz. Gövdeye baksana. Hava yastığı gibi mübarek. Bir de bu ilaçları ihmal etmesin, düzenli olarak kullansın. İyi akşamlar dilerim. Geçmiş olsun. İyi akşamlar. Bu doktor da deve yüküyle pera aldı yani. Yaptığı iki sargı. Biraz uğraşsam ben de yapardım aslında. İhanetin en ağırı her zaman güvendiğin insandan gelendir derler. Bence bu doğru bir tespit. Ne dersin Bear? Yaptığın hata bütün planlarımızı alt üst etti.
Senin yüzünden o askerleri elimizden kaçırdık. Bütün emeklerimiz heba oldu. Ama hata diyorum. Dikkatini çekerim. İhanet demiyorum. Çünkü ihanet ettiğini düşünürsem... ...seni öldürmek zorunda kalırım be. Oy 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 oy. Geri bas Melihat, geri bas. Sen bir hain misin ha? Cevap ver, sen bir hain misin? Ya ben burada altıma yaptım. Adamın kıkı çıkmıyor ha. Evet, bir şey söyle. Değilim patron. Askerin elinden kurtulmak için kendimi uçurumdan attım. Ölmek için attım. Ama öldürmek istiyorsan vur. Çünkü planlarını ben bozdum. Öldür beni patron. Manyak mıdır nedir gerizekalı ya? Gözlerindeki acıyı görüyorum Beğer. Ve sana ikinci bir şans veriyorum. Şimdi biraz dinlenmek istiyorum. Daha sonra size Türk Özel Kuvvetleri ile ilgili yeni planlarımı anlatacağım. Bu sefer acele etmek istemiyorum. Gidebilirsiniz. İkiniz de. Oh, oh. Hadi! Bak bak lan ayı. Bak bak bak. Bak lan. Bak. Yürü. Bak. Yürü lan yürü yürü. Biraz sessizliğe ihtiyacım var.
Komutanın sabah köründe ne iş var burada ya? Allah Allah. Komutanım! Komutanım. Komutanım. Asubayım, günaydın. 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 Erkencisin. Bir de burada alıp gitmişsin. Ha. Yok ya, şey oldu. Uyku tutmadı gece. Böyle yatakta dön. Ben de ne yapayım dedim, çıktım erkenden geldim. Bir derdin, bir sıkıntın yoktur inşallah. Yok, iyiyim, iyiyim. O zaman sıcak poğaçam var. Çay da söyledim taze. Hadi gel. Assubayım. Hani birine bir söz verirsin. Kendini sözünde durmak zorunda hissedersin. Ama sözünde durduğun için de bir yandan suçlu hissediyorsundur kendini. Bir de tabii şey var, sözünde durmazsan da neler olacağını bilmiyorsundur, tahmin edemiyorsundur. Yani. Komutanım, siz harbiden iyi misiniz? Her böyle bilmeceyi bir konuşuyorsunuz da. Bilmece? Evet. Evet. Tam da bilmece. Neyse Asubayım, hadi gel gidip şu çayı içelim. Ulan geç kaldık be. Bozuk babadan da ses çıkmadı. Aha. Aha. Araba da yok. Beni almadan mı gitti ya? Hay dedemin köstekli saati. Selver anne. Selver anne. Ne oldu Haydar oğlum? Ya Selver anne, Bozok Baba çıktı mı? Nerede? Yok. Gelmedi dün gece. Gelmedi mi? Telefonu açtım birkaç defa, cevap vermedi. Aha. Onun karargahta işleri uzamıştır. Sonra orada bir yerde uyuyakalmıştır. Ay hiç haber verme huyu yok bu çocuğun. Annesi meraklanmış, kimin umurunda? Değil mi? Neyse, ben şimdi gidince ona söylerim, seni arattırırım, merak etme. İyi, peki çocuğum. Kal sağlıcakla. Sen de sağlıcakla kal Selver anne. Hayda. Ulan rapor işi bu kadar uzun sürmez, görev mi çıktı acaba? Neyse, tamam bay, yürü. Komutanım, bir şey de yemedin ya. Yok çekiç ya. Canım istemiyor. Yetti bu kadar. Sağ ol. Günaydın herkese. Günaydınlar komutanım. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Başçavuşum helal olsun vallahi, dediğin kadar var mısın? Dağıtmışsın bu ikisini bilardoda. Yani dağıtmak demeyelim de ona avantaj verdiniz bana. Aynen. Komutanım, biz komutanımıza biraz avantaj verdik. Komutanım, damları var ya, harcadım. Bozuk parayı harcadım bu ikisini. O zaman biz niye böyle kuru kuru poğaça yiyoruz? Hani kaybeden böyle bir tepsi baklavayla geliyordu? Nerede? Bir tepsi baklava. Bir tepsi baklava. Konuş. Sen diyordun ya, hani bir tepsi baklavasına girelim. Kazanan bir tepsi baklavasına diye. Sabah gelince getirseydin canım da şöyle ortada yerdik, değil mi komutanım? Aynen. Bir tepsi baklava. Sen komutanla el ele sıkışmadın mı? Niye satıyorsun beni burada hemen? Günaydın. 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 Hoş geldiniz. Günaydın. Oo. Komutanım simit. Simit. Evet evet. Sabah simit yenir zaten. Bu saatte baklava olur mu? Olmaz. Niye? Çünkü çok erken. Olmaz. Ay. Alın bakalım. Çamur adamlarsınız. Ulan. Siz ikiniz de çamur adamlarsınız ya. Valla. Çamur yapıyorsunuz. Allah. Eyvallah. Çay da geldi. Simitle çay müthiş gider. Günaydın komutanım. Oo. Batır komutanım. Sağ ol Doğan. İstemiyorum ben. Ver Doğan, ver. Ben içerim. Sağ ol Doğan. Komutanım buyurun. Doğan çok sağ ol. Eline sağlık. Komutanım. Afiyet olsun komutanım. Sağ ol.
Ah, günaydın babalar. Dikkat! Rahat, oturun, oturun. Oturun, otur sensin, otur. Ah. Çayla beni, çayla. Fazla getir dedim zaten komutanım. Buyurun. Açsınlar şu Sümit'teyi. Çok ısrar etti, teşekkür ederim komutanım. Karagöz, bu ne lan? He, bizim oğlan. Oğlum haşlama çay mı getirdin sen bana? Ha? Bu Caner benim askerliğimi yakacak. Git demli bir çay ver, hadi. Emredersiniz komutanım. Kaan Yüzbaşı gelmedi mi? Komutanım siz birlikte gelmediniz mi? Yo, dün rapor yazmak için karargaha gelmiş. Gece de eve dönmemiş. Karagöz, burada mıydı Kaan Yüzbaşı? Evet komutanım, akşam buradaydı. Hatta Kobuz Albay da buradaydı. Kobuz Albay mı? Ama işi varmış komutanım. Akşam gece Kobuz Albay'ı ben karargâhtan çıkarken gördüm. Hı? Kaan Yüzbaşı'yı görmedim komutanım. Peki Doğan, Kobuz Albay sabah geldi mi tekrar karargâha? Daha gelmedi komutanım, yoklamaydı. Afiyet olsun size komutanım. Ben çayı hemen değiştirip geliyorum komutanım. Demli olsun hadi. Emredersiniz komutanım. Hadi. Ya komutanım, Kaan Yüzbaşı karargâhta bir yerlerde uyuyup kalmış olmasın? Belki de. Üçköy. Babalar bir yatakhaneye baksana, Kaan Yüzbaşı orada mı? Emredersiniz komutanım. Bana da bir kahve söyle çocuğum. Emredersiniz komutanım. Allah Allah, gelmedi mi daha ya? Sedat. Ben Kopuz Albay'ı arıyorum ama odası cevap vermiyor. Benim onunla acil görüşmem lazım. Bir bul bakayım onu. Emredersiniz komutanım. Gel. Komutanım, Kopuz Albay karargâhta yok. Henüz gelmemiş. Cep telefonu da kapalı. Allah Allah. Geç kalmak da adeti değildir ama. Nasıl? Peki. Ne yaptın Üçkü? Her yere baktım komutanım. Kaan Yüzbaşı yok. Arabası da otoparkta değil. Allah Allah. Telefonda cevap vermiyor. Kobuz Albay gelmiştir belki. Gidip ona soralım. Bu işte bir iş var. Komutanım ben de geleyim sizinle. Komutanınızı gören var mı? Yüzbaşı Bozok'tan bahsediyorsunuz komutanım. Hayır oğlum, Kobuz Albay'dan. Karargâhta yok. Telefonunu da açmıyor. Kobuz Albay da mı ortada yok? Başka kim yok ki? Yüzbaşı Bozok'a da ulaşamıyoruz komutanım. Telefonu kapalı. Karargâhta yok. Dün akşam ikisi de buradaymış. Allah Allah. İkisi birden nasıl kayboluyor? Ne yapıyor ki bunlar? Başlarına bir şey gelmiş olmasın komutanım? Teğmen Ülgen'e söyleyin, yanına Doğan Bayındır da alsın. Kopuz'un evine bir gitsinler, baksınlar bakayım. Ben de emniyetten bir sorgulatayım. Anormal bir durum var mı? Emredersiniz komutanım. Hayda. İkisi birlikte mi gitti acaba ya? Yok artık ya. Otur. Geldim komutanım. Ay.
Selvi Hanım gel, hoş geldin. Ay Akkı Hanım, kusura bakma böyle rahatsız ettim seni. Estağfurullah, kahvaltı ettim hiç. Çay taze, dökeyim sana da. Ay yok yok, atıştırdım ben bir şeyler. Ay Akkı Hanım, Kaan dün geceden beri yok. Haydar karargaha gidince Kaan'ı bulup aratırım dedi. Hı. Şu saat oldu aramadı. Arayalım Haydar'ı, soru ver yine. Ay ne bileyim, işi gücü vardır. Rahatsız etmek istemedim ama içim içimi yiyor. Yok yok canım, ne rahatsızlığı. Hatır soğumak için aramıyorsun ya, oğlunu soracaksın. Ya öyle mi diyorsun? Çiğdem baba, sen Doğan Bayındır'ı al, Kopuz Albay'ın evine gidin. Ona göre karargaha haber geçersin. Emredersiniz komutanım. Ulan hadi be, inşallah Kaan'dır. Selveren'i arıyor. Kadına da karargaha gidince Kaan'ı arattırırım dedim. Haydi elime eşek arı soksun, ne diyeceğim şimdi ya? Komutanım, açmayı daha çok endişelenecek. Hiç olmazsa, yani biz durumu anlayana kadar görevde falan deseniz. Doğru diyorsun Çekiç. Alo, Selver anne. Alo, Haydar. Oğlum, Kaan'dan bir haber var mı çocuğum? Gelince sabah sordum akşam acil göreve gitmiş. Göreve mi gitmiş? Peki siz arkadaşları gitmediniz mi? Selver anne, fazla ayrıntı veremem biliyorsun. Haklısın çocuğum. Ben merak etme, gelince arattıracağım seni. Peki yavrum. Hadi merakta bırakma beni. Göreve gitmiş. Bu kıvırma işini beceremiyorum ben babalar. Kadın anladı bir gariplik olduğunu, kesin anladı ya. Ya babalar peki bu adamlar buhar olup gitti mi? Nerede bunlar? He? Birlikteler mi değiller mi onu bile bilmiyoruz. Çıldıracağım ya. Üstey benim. Bana bir söz vereceksin. Asker sözü. Bu bilgiyi karargâhta kimse öğrenmeyecek. Komutanım ama Üstey benim. Bunu unutacaksın, bunu bana söylediğini bile unutacaksın. Bu işe kimse karışmayacak. Komutanım ben... Batur, senden rica ediyorum. Bu konuyu unut.
Arabası da kapıda değildi komutanım. Ya bu akşam bir garipti. Ben yorgunluktan dedim ama inşallah başına bir şey gelmemiştir değil mi komutanım? İnşallah Soğan, inşallah. Komutanım her şey ne kadar nizami, düzenli, şimetrik, pırıl pırıl vallahi komutanım. Soğuk mu komutanım? Soğuk Doğan. Kopuz baba bunu böyle bırakmaz. Yıkamadan hayatta bırakmaz komutanım. Salonun ortasında fincan mı bırakacak? Mümkün değil komutanım. Anam, anam, komutanım, koltuk da yamuk. Ya bu işler hiç kopuz babalık işler değil ha. Vallahi billahi bu adam dilimlenmiş ekmekleri bile boy sırasına göre diziyor komutanım ya. Teğmençi Demirgen komutanım. Dinliyorum teğmenim. Kopuz ağabeyin evindeyiz komutanım. Aracı burada değil. Kapıda herhangi bir zorlama ya da evde ekstra bir dağınıklık yok komutanım. Ama anladığım kadarıyla Kopuz ağabey evden aceleyle çıkmış. Ne zaman ayrıldığıyla ilgili bir bilgi var mı? Hayır komutanım. Sabah erken saatlerde olabilir ya da gecede. Peki tamam teğmenim. Neredesin Kopuz ya? Neredesin ya? Neredesin? Kızım emniyetten bir bilgi gelirse bana haber verin. Odamdayım. Emredersiniz komutanım. Evet Çağlar'la yeni bugün, bugün tüm güzelliğiyle başladı. Diyelim sevgili Suna Dumankaya ile birlikteyiz. Evet. Ve ilk tarifimize hemen başlayacağız. Çünkü şu kızcağıza biraz yemek yedirseler üflesen uçacak. Evet aynen. Doğru söylüyorsun paşa. Aslında bugün burada çok enteresan bir şey yapıyoruz. İlk defa verdiğim tarif. Allah Allah. Kut almış. Paşam nasılsınız? İyiyim evlat, iyiyim. Hayırdır, bir sıkıntı yok değil mi? Yok yok, bir sıkıntı yok. Ben bir sesinizi duyayım, halinizi, hatırınızı sorayım dedim. Kopuz bize olan desteğinizden de bahsetti. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah evlat. Estağfurullah. Benimki sizin yaptıklarınızın yanında çölde kum tanesi. Bir emriniz var mı? Yok evlat, yok. Arada sırada böyle beni arayın yeter. Kopuz sağ olsun beni hiç ihmal etmiyor. Gerçi birkaç gündür sesi soluğu çıkmıyor ama yoğundur diye ben de rahatsız etmiyorum. Ya evet, biraz yoğunuz. Biliyorsunuz bizim işler böyle. Peki komutanım, saygılar sunuyorum. Allah hiçbirinizin yokluğunu göstermesin. Sağ olun, teşekkür ederim komutanım. İyi günler evlat. Allah Allah. Kırlangıç Paşa'nın da haberi yok. Ama Kopuz ne yapıyorsun Allah aşkına? Bozuktan da ses seda yok. Hayırdır inşallah. Saate var. Hadi o afiyet şeker olsun. Allah kolay versin. Sağ olun. Evet, afiyet olsun.
Hoş geldin. Ne alırsın? Hoş bulduk. Bir çorba yeter. Hemen getiriyorum. İstediğin bilgilerin hepsi bunun içinde. Sağ ol. Bir şeyler yeseydin. Yok, sizden fazla görünmeyeyim albayım. Başım derde girer sonra. Tamam. Teşekkürler. Hemen getiriyorum ağrı kaşığını. Buyur abicim, afiyet şeker olsun. Kalk lan oradan. Ne oluyor? Kalk, kalk, kalk. Kalk lan oradan. Ha, yürü. Çıkın. Yiyecek bir şeyler getir şuraya. Geçen sefer de yediklerinizi ödemediniz. Ne var bunda? Ama... Biz bunlara hesap mesap ödemeyiz. Git lan hadi yemek getir. Git. Ödemeyecekseniz gidin dükkandan. Bıktım artık sizden ya. Hadi ya. Nasıl biz sizden bıktık? Bir defolup gidemediniz buradan. Yeter artık. Sana ne, sen ne karışıyorsun? Adam gibi oturun, yemeğinizi yiyin. Hesabınızı ödeyip gidin buradan. Gitmezsem ne yapacaksın? Bu adamı kovarım, buraya otururum, kimse karışamaz. Bir dene istersen. Hadi lan yürü git. Bas. Yapmayın gençler. Lan sana git dedim. Ne oluyor lan? Kaan, ne arıyorsun sen burada? Şu işi bitsin. Açıklayacağım komutanım. Komutanım geliyor. Kalkın lan buradan. Kalkın lan. Defolun gidin buradan. Bir daha da buraya ayak basmayın. Sağ olasınız. Sağ olasınız. Kusura bakma, dükkanı da biraz dağıttık ama... en azından şu zararın bir kısmını karşılar. Olur mu öyle şey? Allah sizlerden razı olsun. Eskimiş 3-5 tane masanın hesabını mı alacağız sizlerden? Koy onu cebine. Ama... Olur mu? Siz beni onlardan kurtardınız. Yıllardır iliğimi, kemiğimi kuruttular benim. Dayı sen merak etme. Artık dükkanın önünden bile geçemezler. Türkiye'den mi geldiniz? İş için mi buradasınız? Komutanım, ben kullanırım. Kaan. Ne işin var senin burada? Ne için geldiğimi biliyorsunuz komutanım. Ne demek bu? Komutanım, masanızın üstündeki o fotoğraf. Bir şey mi söyleyeceksiniz? Hayır komutanım. Karargâhta olduğunuzu duyunca... belki bana ihtiyacınız olur diye benim de burada olduğumu belirtmek istedim komutanım. O adamı araştırdım komutanım. Maksud'un kim olduğunu biliyorum. Onun kim olduğunu biliyorsan bunun sadece benimle ilgili olduğunu da biliyorsundur.
Sen buradan hemen geri dönüyorsun yüzbaşım. Hayır komutanım. Yüzbaşım, bu bir emirdir. Sen geri dönüyorsun. Çok özür dileyerek söylüyorum komutanım. Ama sizin oraya tek başınıza gitmenize izin veremem. Bunu benden istemeyin. Yüzbaşım, evlat, bu benim sorunum. Anlıyor musun? Bu tamamen ve kesinlikle benim sorunum. Sen geri dön. Komutanım, bunu konuşmamıza bile gerek yok. Ben sizi hep bir baba gibi gördüm. O yüzden ailenizle ilgili bir hesabı kapatacaksanız orada ben de olacağım. Ailenizin katiliyle sizi tek başınıza yüzleştiremem komutanım. Buna izin veremem. Kaan. Evlat bak, ben gemileri yaktım. Gittiğim yerden bir dönüş var mı onu da bilmiyorum. Ama ne olursa olsun o alçağı bulacağım ve cehennemin dibine göndereceğim. Ben ölümü göze aldım evlat. Bu kişisel bir mesele ve seni buna sürükleyemem. Hadi dön. Kaan. Komutanım. Biz yıllarca birlikte savaştık. Sırt sırta birlikte hapis yattık komutanım. Azılı katillerin arasından beraber çıktık. Ben senin de elimi kirletmem. Yolun sonu albay. İşini bitir ve gel yüzbaşım. Konuşmamız lazım. Şimdi ne derseniz deyin, sizi asla yalnız bırakmam. İsterseniz bu arabaya beraber bineriz ve gideriz. İstemezseniz siz binip gidersiniz. Ben de peşinizden takip etmeye devam ederim. Ama ne olursa olsun gelirim komutanım. Seni ikna etmenin hiçbir yolu yok değil mi evlat? Hayır komutanım. Ama çok dikkatli olacaksın. Eğer tek bir çizik alırsan canını okurum. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutan. Sen buraya kadar nasıl geldin? Bagajı biraz ufaktı ama olsun komutan. Bagaj mı? Nasıl? Bu kadar yolu bagajla mı geldin evlat? Yani sancılı olmadı değil tabii komutanım ama idare ettik. Ha komutanım, bu arada yeterli silah ve mühimmat aldım yanıma. Deli kurt. Seninle baş etmenin bir yolu var mı acaba? Yani beni size ittiniz komutanım. Yaptık bir hata işte artık. Sağ olun komutanım. Karargâhta Kutalmış Paşa'da büyük ihtimalle delirmişlerdir şu anda. Gel. Komutanım, Yüzbaşı Haydar Bozkurt sizinle görüşmek istiyor. Gelsin.
bir bilgiye ulaşmış olabileceğinizi düşündük ve... Hayır, şu anda elimizde yeni bir bilgi yok. Neredeler? Birlikteler mi? Ne yapıyorlar? Yoksa başlarına bir şey mi geldi? Her şey karanlık. Ben bu arada emniyetten araç takibi istedim. Onun cevabını bekliyorum. Anlaşıldı komutanım. Bu durum Merlin'le ilgili olabilir mi? Merlin denilen herifle ilgili tüm istihbaratları bir daha gözden geçirdik. Yeni bir şey yok. Ayrıca ben kişisel bir temas olduğunu da sanmıyorum. Neyse bekleyip göreceğiz. Bu arada biz tedbirli olalım. Kılıç değil mi karargâhtan ayrılmasın. Emredersiniz komutanım. Sağ ol. Bu fistanlı gibi giyindin de... bunun kılığına girerse işi zor valla. Donar buralarda. Mr. Velid. Sen burada mıydın patron ya? Geldiğini duymadım. Onun kim olduğunu biliyor musun? Yok, bilmiyorum. Kim ki o? Mr. Miloš Obilić ismini daha önce hiç duymadın mı? Duymadım. O benim yeni ilham kaynağım. Mr. Lawrence'dan sonra Türklere karşı yeni taktiğimizi o belirleyecek. Ha. Arkadaş yakın mı buralara? Yani buralarda mı yaşıyor? Bak eğer öyleyse söyle ona bu kırıkta gezmesin. Burada ağlatırlar onu vallahi. Ha, Mr. Velid. Senin şu cahilliğin. Ben tarihten ilham alırım. Tarih bana bir yol çizer. Lütfen Mr. Obilić'i araştır. Ve sonraki sohbetimizi öyle yapalım. Şu an tarih dersi veremeyeceğim. Nedir bu ya? Bir tarih dersimiz eksikti zaten. Ne dedi bu, ne dedi? Miloš Obilić mi? Miloš Obilić mi? Neyse. Zengin bir adama benziyor. Perası var gibi poz vermiş ha. Bir de altına bir şey giymiş. Etek giymiş ya. Yapmak istediğimi sormadın bana. İnsanın ailesinin gözleri önünde katledilmesi. Kimsenin kolay kolay anlayabileceği bir şey değil komutanım. İkimizden başka kimsenin anlayabileceği bir şey değil komutanım. Babam gözlerimin önünde katledildiğinde 6 yaşındaydım. O namussuz, naralar atarak, ağzından salyalar saçarak babamı gözlerimin önünde katlettiğinde tam 6 yaşındaydım.
sadece rüyalarıma girdi. Her sabah kabusla uyandım. Her sabah. O namussuzu, babamın katilini, Tepegöz'ü kendi ellerimle öldürdüğümde dahi acı bitmedi. Ama kabus bitti. Kabus bitti komutanım. O yüzden sizi benden iyi kimse anlayamaz. Soracak bir şey yok. Bu çok zor evlat. Küçük kızımın yüzü gözlerimin önünden gitmiyor. Bu dünyadaki en büyük acı. Nereden başlıyoruz komutan? Maksut denen şerefsizin izini sürmek için. Kimliğini gizlemek için yüz değiştirme operasyonu geçirip Mihri Arbez adını almış. Yeni isminin başladığı yere gideceğiz önce. Ona o estetik ameliyatı yapan doktora. Eğer ona ulaşırsak o katili alçağa da ulaşırız. Emredersiniz komutan. Doktor çıkmış olabilir mi? Sanmıyorum komutanım. Arabası hala burada. Alo, buyurun. Alo? Alo? Alo, buyurun. Kardeşim niye ses vermiyorsun ya? Geç otur bakalım önce Doktor Celil Aşti. Önce şu konuda anlaşalım. Burada soruları sen değil biz soracağız. Sen de doğru cevapları vereceksin.
Tabii yaşamak istiyorsan. Yeterince açık mı? Güzel. Şimdi bize Mihri Arbej hakkında bildiğin her şeyi anlatacaksın. Hemen. Mihri Arbej... Ben öyle birini tanımıyorum. Lan! Sana bir soru soruldu. Cevap ver. Dedim ya ben size. Ben öyle birini tanımıyorum. Mihri Arbej kim ve nerede yaşıyor? Tanımıyorum dedim ben size. Ah! Burnunu kırdın. Sorun değil doktor. Estetikle en iyisini yaparsın. Böyle giderse bütün yüzüne estetik gerekecek. Rahat bırakın beni. Dedim ya size, tanımıyorum ben öyle birini. Peki. O zaman Maksut isminden bahsedelim. Ne dersin doktor? Hı? Yıllar önce ameliyat ettiğin Maksut adlı teröristten. Ona yeni bir yüz, yeni bir hayat vermenden bahsedelim. Ha doktor, ne dersin? Bana bak namussuz herif. Şimdi bana Maksut'un nerede yaşadığını ve onun hakkında bildiğin her şeyi bir bir anlatacaksın. Anlıyor musun? Yoksa beynine kurşunu yersin. Şişt. Lan! Bana bak. Bugün hiç havamda değilim. Anlıyor musun beni? Bir kere daha bilmiyorum dede. Şu gırtlağını şuracıkta kesivereyim senin. Ağladım. Tamam. Anlatacağım. Komutanım, Maksud'un mekanı araçla buradan 2 saat sürer. Bu iş sabaha kadar bitmeli yüzbaşım. İnşallah bitireceğiz komutanım, inşallah. Sevkiyata haber vermeye kalkan bu bir takıllıymış. He mi Civa? Evet ağam. Mihri'yi gammazlamak ne demekmiş öğrenecek. Öğreneceksin. Değil seni. Ağam ben bir şey yapmadım. Vallahi billahi Mihri ağam. Lan sen kim oluyorsun da işimi bozmaya kalkıyorsun? He? Ben bir şey görmedim. Vallahi billahi ağam. Mallarım yakalansaydı. Ulan sen değil, senin 7 sülalelerin diri diri çukura gömer. Anladın mı lan? Vallahi benim bir suçum yok. Benim bir şeyden haberim yok. He, yoktur. Ağam ben bir şey yapmadım. Ağam ne yapıyorsun? Mihri ağam, ne yapıyorsun ağam? Ulan bir de beni yemeye mi kalkıyorsun? Hayvan herif! Bir şey yapma! Boyundan büyük işlere kalkışırsan böyle geberirsin işte. Söyle. Mihri, önemli bir haberim var. Şimdi albay olan şu asker, Albay Kopuz burada. Albay Kopuz mu? He. Ne demek burada? Emin misin? Vallahi öyleymiş. Gelmiş yani. Sivilmiş hem de. Yanında biri daha varmış. Ne için peki? Anladığım senin için gelmiş Mihri. Doktorun yerini sormuş, soruşturmuş. Doktorun mu? He. Celil kesin ötmüştür. Çaresine bak. Albay her şeyi öğrendi demek. Civan, bütün adamları topla.
Tamam o. Alo. Reşo. Buyur Civan. Ne kadar adam varsa topla. Ben bir şey anlamadım gözüm ya. Hayır yani ikisi birden niye ortadan kaybolur değil mi? Ben düşünüyorum çözemiyorum. Bence Merlin'le ilgili komutanım. Aslı Bey'im bence bu Merlin'le ilgili bir mesele değil. Niye komutanım? Belki birlikte Merlin'in peşine düştüler. Hayır niye öyle bir şey yapsınlar ki? Yani Merlin'le ilgili araştırmalar devam ediyor zaten. E sonuçta Kopuz Albay da Kaan Yüzbaşı da mantıklı adamlar. Böyle gizlice bir operasyona çıkmazlar. O da doğru. Yani söylemeye dilim el vermiyor ama... ne bileyim ya. Belki Merlin onları kaçırmıştır. Bu dediğin çok zor Demir. Hem öyle olsa Merlin arayıp çoktan şovunu yapardı. Doğru söylüyorsunuz komutanım. Çok doğru söylüyorsunuz. İkisi birlikte mi onu bile bilmiyoruz. Böyle hiçbir şey bilmeden beklemek benim canımı çok sıkıyor. Vallahi bu işin altında ne çıkacak ben çok merak ediyorum komutanım. Yani sanki öyle bir şey çıkacakmış da hepimiz şaşıracakmışız gibi geliyor. Yani içim öyle doğuyor yani. Ya ikisine de bir şey olmasın da ben şaşırmaya razıyım. Komutanım siz de iki dakika oturun ya yoruldunuz. Yok başçavuşum. İyiyim ben böyle oturasım yok. Maksud'un ikamet ettiği belanın tam da ortasında. Her türlü terör örgütü mü dersin? Uluslararası ajanların cirit attığı yer mi dersin? Yabancı güçleri saymıyorum bile. Elini sallasan bir tanesine çarparsın. Allah'ın belaları. Haklısınız komutan. Yüzbaşım, sen buradan dön. Bundan sonrasını yalnız devam etsem daha iyi olacak. Senin de hayatını tehlikeye atmak istemiyorum evlat. Komutan bunu daha önce de konuştuk. Cehennemin ortasına da dalsanız sizi asla yalnız bırakmam bunu biliyorsunuz. Biliyorum yüzbaşım. Ne yazık ki iyi biliyorum. Ortasına düştük komutanım. Dikkat et yüzbaşım. Komutanım. Bunların belaları. Komutanım bunlar kim? Bizi bekledikleri kesin. Maksud'un adamları olsa gerek. Çakalların iletişimi iyiymiş komutanım. Komutanım saat 2 yönünde. Gördüm. Efendim Miri. Ne yaptınız? Çatışıyoruz Miri. Aşağı yılanlı yolda. Onları kıstırdık. Söylediğin gibi. İki kişiler. Dikkatli olun ha. Albay özel kuvvetlerdendir. Yanındaki de öyledir büyük ihtimal. Vallahi hepinizi tahtalı köye yollarlar. Tamam sen merak etme. Bunlar kaçamayacak. İkisinin de işini bitirin.
Yoksa karşıma çıkmazlar. Hadi. Civan. Bak hele. Buyur. Ben işimi şansa bırakmam Civan. O yüzden bugüne kadar hayatta kaldım. Bizimkiler albayla adamına ulaşmış çatışıyorlar. Ama biz önlemimizi alalım. Kamyonlar gelsin, ambardaki malların hepsi kamyonlara konsun. Hadi. Tamam. Sana geç kalmayız yüzbaşım. Sanmıyorum komutanım. Ama şerefsiz kaçsa bile er ya da geç yakalarız. Ve buraya kadar geldik. Elimiz boş dönmeyiz herhalde. Buna hiç niyetim yok yüzbaşım. Buraya kadar geldik. İşi temize çekmeden dönmeye hiç niyetim yok. Hiç! Sanırım temiz komutanım. Öyle görünüyor yüzbaşım. Hadi bir an önce şu namussuza ulaşmaya çalışalım. Emredersiniz komutan. Efendim? Assubay Gümüş komutanım. Bir gelişme mi var Assubay'ım? Komutanım, Kopuz Albay ve Kaan Yüzbaşı ile ilgili elimize bir bilgi ulaştı. Görmeniz gerekiyor komutanım. Hemen geliyorum. Komutanım, yer benimle. Dikkat, oturun. Nedir asubayım? Komutanım, güney sınırımızdaki karayolunda mobese kameralarından alınan şöyle bir görüntü ulaştı elimize. Görüntü sabah saatlerinde alınmış komutanım. Bu Kopuz Albay'ın aracı komutanım. Kopuz'un güneyde ne işi var ya? Ne arıyor orada? Komutanım, yaklaşık 3 dakika sonra aynı noktada Kaan Yüzbaşı'nın aracını görüyoruz. Şimdi bütün bunlar ne demek oluyor? Bunlar ne yapmaya çalışıyorlar ya? Peki nereye gittiklerini tespit edebildik mi Asubay? Hayır komutanım, bir noktadan sonra iki araç peş peşe karayolundan ayrılıyorlar. Sonra da izlerini kaybediyoruz komutanım. Allah kahretsin. Bunlar büyük ihtimalle sınırı geçti. Ama niye? Üstelik ayrı ayrı ilerliyorlar komutanım. Bu hiç mantıklı değil. Sizi ricam ya. Assubay Gümüş. Evet. Tamam. Anlaşıldı, sağ olun. Komutanım, aldığım bilgiye göre bu gece şu noktada teröristler yolda ilerleyen bir araca saldırmışlar. Aracın içindeki sivil olduğu bildirildi komutanım. Çatışma yaşanmış.
Detaylar Kaan Yüzbaşı ve Kopuz Albay'ı gösteriyor. Yani bu iki sivil onlar olabilir komutanım. Burada ne işleri var ya? Burası cehennemin ortası. Eğer onlarsa bu resmen intihar. Pekala Asubay'ım, istihbarat birimlerine bilgi geçelim. Seyfi ile de konuşalım. Bu bilgilerin teyit edilmeye ihtiyacı var. Emredersiniz komutanım. Merhaba patron. İyi, yatmadan yetiştim sana valla. Uyumamışsın. Mr. Velid. Çok önemli bir haberim var patron. Haber mi? Hah. Neymiş bakalım bu haber? Kopuz Albay'la yüzbaşılardan biri buradaymış. Burada derken? Bölgedelermiş yani. Hatta bir grupla çatışmaya bile girmişler. Bir dakika, bir dakika. Doğru mu anlıyorum? Albay Kopuz ve bir yüzbaşı bu bölgede yani. Evet patron. Yaşıyorlar mı peki? Vallahi onu bilmiyorum. Ama haberi gelir yakında. Neden buradalarmış ki? Benim için değildir herhalde. Ya yok sanmam. Adamlar iki kişi şeytanın final oynadığı yere dalıyorlar oğlum. İyi cesaret yani. İşler gittikçe ilginçleşiyor Mr. Velid. Evet, evet. Hatta ikisi de sivilmiş patron. Sivil ha? Ha. Acaba albay neyin peşinde? Bakalım onlarla ilgili nasıl bir haber gelecek? Eğer yaşıyorlarsa bu fırsatı değerlendirebiliriz. Ne yap, ne et, yaşayıp yaşamadıklarını öğren. Tamam patron. Kapıyı aç. Amacına ulaşmak için ince planlar hazırlarsın. Ama kader bu. Fırsat önüne serili verir. Hiçbirine gerek kalmaz. Hadi hadi çabuk olun hadi hadi çabuk. Lan siz işinizi böyle mi yapıyorsunuz hayvanlar? Ulan sizi satsam o kadar para eder misiniz acaba? Dikkatli taşıyın. Mallara zarar gelmesin. Milyonlar yatıyor bu ambarda. Sana haber gelmedi değil mi? Yok. Aramadılar daha. Şimdiye kadar ölmeleri lazımdı. Alo, Mihri, yardım et. Yaralandım. Ne oldu? Askerleri öldürdünüz mü? Bilmiyorum. Ölmüşlerdir herhalde. Ne demek bilmiyorum? Gerizekalı. Ah, ah. Adamlarımın hepsi öldü. Birilerini gönder. Beni buldan aldır. Yoksa ben de öleceğim. Geber lanet olası. O albay da adamı da ölmemiş. Çabuk olun hadi, çabuk olun, çabuk. Hadi sen de yardım et çabuk. Tamam. Dikkatli çabuk çabuk acele çabuk. Çabuk çabuk durmayın çabuk. Şerefsiz herif. Yıllarca mağaralarda sıçan gibi saklanıp yaşadıktan sonra epey bir acısını çıkarmışa benziyor komutanım. Sözüm ona legal bir hayat yaşıyor şerefsiz. Bölgedeki önemli iş adamlarından biriymiş. Aynı pisliğe devam. Komutanım, bir hazırlıkta oldukları kesin. Ne yapıyoruz?
dalıyoruz. Emredersiniz komutanım. Komutan biri geliyor. Dikkatli taşıyın, dikkatli. Hadi, 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 hadi. Çabuk olun, hadi. Yüzbaşım. Maksut orada. Gördün. Hadi, 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 hadi. Çabuk, 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 çabuk. O zaman bu gece o namussuzun kellesini almadan dönmek yok komutanım. Ya o hayatta kalacak ya biz. Kaan. Evlat. Bak sana bir şey olursa. Ben... Komutanım, biz bunun için yola çıktık. Bu uğurda ne olacaksa kabulümdür. Komutanım dikkat! Asker orada! Çekil! Ateş edin, haydi! Komutanım iyi misiniz? İyiyim evlat. Lanet olsun. Kopuz buldu beni. Öldürün! İkisini de öldürün! Durmayın, haydi! Durmayın! Dikkat! Rahat, rahat. Komutanım bir gelişme var mı? Kopuz Albay ve Kaan Yüzbaşı'nın araçları güney sınırına giden karayolunda görülmüş. Güney sınırı mı komutanım? Ya ben anlayamıyorum. Komutanın ne işleri var orada? Ayrıca Suriye'nin kuzeyinde en belalı bölgede bir çatışma tespit edildi. Teröristler iki sivile saldırmışlar ve o sivillerin Kaan Yüzbaşı ve Kopuz Albay olduğu düşünülüyor. Komutanım belki onlar değillerdir. İnşallah değildir Kıbrıslı. İnşallah onlar değildir. Araştırmalar devam ediyor. Delireceğim. Hiçbir şey bilmiyoruz ya. Hiçbir şey bilmiyoruz. Bu nasıl bir gizem arkadaş? Kafayı yiyeceğim. Kopuz Albay kesin bir şeyin peşine düştü. Ne olduğunu bilmiyorum ama bu kesin. Eminim bundan. Kaan Yüzbaşı da onun peşine gitti ya da sözleşip gittiler. Komutanım, Kopuz Albay kolay kolay böyle şeyler yapmaz. Yani ne bileyim böyle gizemli, tedbirsiz. Benim aklım mantığım almıyor komutanım. Ne işleri var orada? Ya Çiğdem baba benim de almıyor. Benim de almıyor ama durum bu işte. Çok önemli bir şey olduğu kesin komutanım. Bununla ilgili bir tahmin de mi yok? Yok Selçuk baba, maalesef yok. Komutanım, ne olacak peki şimdi? Yani yerlerine dair bir bilgi gelmese ne yapacağız? Ah Çekiç baba, o bilgi bir gelse ben burada bir dakika durur muyum? Uçarım yanlarına. Ama gelmiyor işte.
Komutanım, ben biliyorum. Neyi biliyorsun? Özür dilerim komutanım. Benim Kutalmış Paşa'yı görmem lazım hemen. Ne oluyor? Neyi biliyorum ne ya? Gel. Komutanım, Üsteğmen Batur Gökbudak sizinle görüşmek istiyor. Çok acil olduğunu söyledi. Acil mi? Allah Allah. Peki gelsin. Komutanım. Gel Üsteğmen. Nedir? Komutanım şey... Oğlum zaten bir cenderenin içindeyim. Ne söyleyeceksen acil söyle hemen. Emredersiniz komutanım. Komutanım, benim size çok önemli bir bilgi vermem gerekiyor. Oğlum uzatma da söylesene. Benim eski muhbirlerimden biri dün bana ulaştı. Ve Kopuz Albay'ın ailesini öldüren Maksut Kod adlı teröristle ilgili bir bilgi verdi komutanım. Maksut mu? Ya onun öldüğüyle ilgili istihbarat geçirmişti. Ölmemiş komutanım. Mihri Argec adıyla Suriye tarafında yaşadığını öğrendim. İyi de bu saate kadar bu ortaya çıkardı. Haklısınız komutanım. Yalnız bu terörist estetik operasyonla yüzünü değiştirmiş. Sen de bu istihbaratı Kopuz Albay'a geçtin öyle mi? İyi de bu saate kadar niye susuyorsun Üsteğmen'im? Komutanım, Kopuz Albay benden asker sözü aldı. Söylememem için. O yüzden söyleyemedim. İyi halt ettin. Komutanları ayrı deli, timi ayrı deli. Ne yapacağım ben sizinle ya? Hala inanamıyorum Kıbrıslı ya. Ulan hala inanamıyorum. Sen biliyordun ve söylemedin. Ulan sabahtan beri tuz yumurtladık burada. Komutanım, söz vermiştim diyorum. Söz verdim. Siz öyle çatışmaya girdiler falan deyince... Yoksa söylemeyecekti yani. Kopuz Albay sizden de aynı sözü alsaydı... siz de söylemezdiniz komutanım. Biliyorum. Siz de söylemezsiniz. Özür dilerim ama komutanım... Kopuz Albay'ın yerinde ben olsaydım, ben de aynısını yapardım. Ailemi katleden teröristin peşinden giderdim. Siz olsaydınız ne yapardınız? Siz olsaydınız ailenizi katleden teröristin peşinden gitmez miydiniz? Ya siz? He? Hepimiz aynısını yapmaz mıydık? Ben düşünemedim. Kopuz Albay'ın bu kadar hızlı harekete geçeceğini düşünemedim. Bugün sabah karargaha gelmediğini öğrenince ben de çok panik oldum. Her şeyi tahmin ediyorsun. Hepimizin ne yapacağını biliyorsun Batur. Bunu mu tahmin edemedin? Kopuz Albay'ın hemen harekete geçeceğini. Ulan adamın ailesinin katili be! Of, neyse. Peki Kaan Yüzbaşı? Onu ben de bilmiyorum komutan. Kaan dün rapor yazmak için karargaha geldi. Komutanım, Doğan Kopuz Albay'ın da dün gece karargahta olduğunu söylemişti. Yani bence Kaan Yüzbaşı durumu fark etti komutanım, anladı. Muhtemelen öyle Çiğdem baba. Ve şimdi birlikte o Maksut denen şerefsizi ortadan kaldırmak için harekete geçtiler. Bizim bir şey yapmamız lazım babalar. Bir şey yapmamız lazım. Tamam. O zaman bize desteğe gidelim komutanım. Neden bekliyoruz burada? Evet komutanım. Hemen bölgede olursak olay yerine daha kolay müdahale etme şansımız olur. Denver, ilan. Bir sakin gidin gözüm. Yok çekici. Çocuklar doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor ama... ama...
Tamamdır. Anlaşıldı, sağ olun. Komutanım. Bunlar Maksud Kod adlı teröristi ameliyat eden doktorun bilgileri. Doktorun adı Celilaştı komutanım. Sağdan hala bir haber yok değil mi? Hayır komutanım, yazılı olarak da bir bilgi geçilmedi. Bunlara ulaşmanın bir yolu olması lazım. Bölgeye girmiş olsalar bile çıkmaları mümkün değil. Hatta imkansız. Ben odamda olacağım, bir gelişme olsa haber verirsiniz. Emredersiniz komutanım. Dikkat. Ne oluyor, ne bekliyorsunuz burada? Komutanım biz ne yapacağız? Böyle bekleyecek miyiz? Şu an için hiçbir şey. Tanrıçpaşa da barut gibi vallahi ha. Komutanım ne yapacağız şimdi? Ah kopuz, ah. Gel. Komutanım, izin verin bölgeye gidelim. Böyle bir şey mümkün değil yüzbaşı. Bölgenin durumunu gayet iyi biliyorsun. Sizin hayatlarınızı tehlikeye atamam. Komutanım, sivil olarak giriş yapabiliriz. Hayır dedim yüzbaşı. Kulaklarını söylediğimi duymuyor. Sizi ateşin ortasına atmayacağım. Komutanım, ama o ateşin ortasında iki tane adamımız var. O teröristin izini sürüyorlar. Onları orada yalnız mı bırakacağız komutanım? Cehennem ateşinden çekip almayacağız mı onları? Yüzbaşı. Komutanım, Albay İbrahim Kopuz ve Yüzbaşı Kaan Bozok için ben ve silah arkadaşlarım seve seve ölüme yürürüz. Biz kılıç timiyiz komutanım. Geride adam bırakmayız. Lütfen bunu bizden istemeyin. Komutanım, lütfen bize beklememizi söylemeyin. Kılıcın adamları emirlerinizi bekliyor komutanım. Arz ederim. Yeter! Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Çıkabilirsin. Çık dedim! Emredersiniz komutanım. Rahat babalar. Komutanım, ne oldu? Gidiyor muyuz? Operasyon emri yok. Nasıl yok ya? Komutanım, biz burada böyle bekleyecek miyiz şimdi? Bu olmadı böyle komutanım. Ne yapacağız şimdi? Allah'ım sen onları koru. Kurban olduğum ya Rabbi, sen onları koru Allah'ım. Lanet olsun. Mallara zarar gelmese bari. Bir sürü adam, iki askeri öldüremediniz. Boşuna mı yığdın bu kadar adamı Civar? Uğraşıyoruz Mihri. Adamlar zehir gibi. Lanet olsun sana Kopuz. Nereden buldun beni? Lanet olsun sana. Vuruldum Mihri Bey. Düğme
Gelme zamanı Maksud. Mihri Bey! Bahar! Maksud kaçıyor. Senle mi uğraşacağım bir de? Maksud! Bir yere mi gidiyordun lan şerefsiz? Bırak beni! Mal kaldırmışsın. Ne istiyorsunuz benden? Cevabını bildiğin soruları sormak adetin mi? Yoksa sen geri zekalı mısın? Ha? Kopuz nerede? Lan! Kahveden arkadaşını mı çağırıyorsun? Ha? Türk Özel Kuvvetleri Grup Komutanı Kurmay Albay İbrahim Kopuz diyeceksin. Komutanın adını ağzına alırken de besmele çekeceksin. Anladın mı beni? Burası hazır komutan. Uzun zaman oldu Kopuz. Yaşlanmışsın. Senin görüntün de bayağı değişmiş Maksud. Ya da adın her ne altsa. Ama için aynı pislik, aynı çuvalı içini değiştirememişsin. Masumların, yiğit askerlerin, tüyü bitmemiş yetimlerin kanına girmeye devam ediyorsun. Kana doymamış bir canavarsın sen ya. İçinde ufacık bir vicdan kırıntısı bile olmayan, İnsanı insanlığından utandıran bir yaratıksın sen. Kabul et. Bugüne kadar kendimi iyi sakladım ama. Akıllı adamım işte. Zamanında çark ettik, işimize baktık. Sahi beni nasıl buldun asker? Artık bunun hiçbir önemi yok. Evet yok. Ama beni çok geç buldun Kopuz. He? Albay Kopuz? Yıldızları da çoğaltmışsın. Karınla kızının yasını hala tutuyor musun? Senin için çok zor olmuştur. Kes sesini. Niye albay? Buraya bunların hesabını sormak için gelmedin. Ama sana küçük bir sır vereyim albay. Onlar öldüler. Onları geri getiremezsin artık. Küçük kızın minicik elleriyle son defa uzanmaya çalıştı ama onları senden koparıp aldım. Ve inan çok kolay oldu.
Dur, ne yapıyorsun? Daha konuşuyorduk. Ona bu elinle mi ateş ettin ha? Onlara bu elinle mi ateş ettin ha? Karı mı? Kızım mı? Ailemi bu ellerle mi öldürdün? Bak anlaşabiliriz. Bu gördüğüm mallar çok para eder. Hepsi senin olsun. Onlar öldü, ailen öldü. Ama sen hayattasın, yaşıyorsun. Senin için son bir fırsat bu. Mideni bulandırıyorsun. Yaptıklarının bedelini ödeme zamanı geldi. Maksud. Yapma. Dur, yalvarırım yapma. Bak anlaşabiliriz. Albay anlaşabiliriz. Yapma. Anlaşacağımızı biliyordum albay. Yüzbaşım. Manyaksınız. Eskiden de manyaktın, yine manyaksın. Türk askerlerinin hepsi deli. Size bir şey söyleyeyim mi? Sizi yok edeceğiz. Anladınız mı? Buralarda tek bir Türk bile kalmayacak. İtin duası kabul olsaydı. Gökten kemik yağardı lan. Ailemi, karımı, kızımı, askerlerimi şehit ettin. Ama sen bu dünyadan bir leş olarak ayrılacaksın. Canın cehenneme. Yapma. Acı bana. Yalvarırım yapma. Yapma. Ne olur yapma. Kurtarın beni. Kurtarın beni. Yalvarırım kurtarın beni. Yalvarırım yapma. Kurtarın beni. Yapma. Albay. Yapma. Kurtarın beni. Yapma albay. Albay! Kurtarın beni! Kurtarın! Albay! Kurtarın beni! Albay! Lan! Kurtarın beni! Yapma albay! Kurtarın beni! Yapma! Yapmayın! Kurtarın beni!
Bu defa olacak be. Her ihtimali düşündük. Bu defa olacak. Evet patron. O albay ve adamı buradan sağ çıkamayacaklar. Karargah alarmdadır şimdi komutanım. Evet. Kutalmış Paşa'nın karşısına geçip her şeyin hesabını vereceğiz. Ben zaten her şeyi göze aldım da yüzbaşım. Seni düşünüyorum. Beni düşünmenize gerek yok komutanım. O namussuzu atladık ya. Gerisi umurumda bile değil. Ben esas timdeki çocuklarla Yörük'ü düşünüyorum. Ben hesabı onlara vereceğim. Hele Yörük canımı okuyacak. Neden bana haber vermedin diye. Şimdi hepsi oturmuşlardır karargahta. Böyle kala kalmışlardır. Kukuman kuşu gibi düşünüp duruyorlardır. Ben de Batur'u düşünüyorum. O çocuğu çok zor durumda bıraktım. Ama bunu yapmaya mecburdum. Kamyon gelmiş. Hadi. Biraz geciktiniz. Öyle olması gerekti. Ancak gelebildik. Hadi acele edelim. Tamam. Neredesin oğlum? Bu gece de gelmedin. Bir şey mi oldu acaba? Allah'ım, sen yavrularımızı koru ya Rabbim. Haydar da dün gece gelmedi. Tekrar arasam mı acaba? Yüzbaşı mı komutanım? İnşallah. Serveren ne arıyor? Ne diyeceğiz kadına? İyice meraklanmıştır. Komutanım açın. Yani açmazsanız Server teyze daha da merak edecek. Yazık kadına. Alo, Server anne. Günaydın Haydar oğlum. Günaydın Server anne. Kaan bu gece de gelmedi. Telefonu da kapalı. İçim hiç rahat değil. Bir haber var mı çocuğum? Görev uzadı herhalde Server anne. O telefonunu açınca arar seni. O yüzden kapalıdır telefonu. Peki çocuğum. Sen merak etme Server anne. Ben bir şeyler öğrenmeye çalışıp ararım seni. Tamam, sen rahat ol. Tamam çocuğum. Hoşça kal. Ne yapacağız? Böyle bekleyeceğiz mi? Ne oluyor? Çocuklarımı esir aldılar. Beni de tehdit ettiler. Mecbur kaldım. Kusura bakmayın. Affedin. Komutan bunlar kim? Bilmiyorum yüzbaşı. Belanın ortasındayız. Hepsi olabilir. Komutanım, bunlar böylece örgüt değil. Hepsi profesyonel. Aynı şeyi mi düşünüyoruz yüzbaşım? Aynen komutanım. Merlin'in adamları. Ona da haber gitmiştir tabii. Bölgenin hali malum.
Komutanım. Bu herifler çok kalabalık. Kaan. Burada kalırsak hiç şansımız olmaz. Buradan çıkmaktan başka çaremiz yok. Emredersiniz komutanım. Emrimle. Çık. Çıkın komutanım. Şimdi kal. Koşun lan, koşun. Hadi yakınlarına gidelim. O albay ve yüzbaşının öldükleri anı görmek istiyorum. Herkes emin değil mi? Yani eğer vazgeçmek isteyen olursa anlayışla karşılarım. Bu yoldan dönülmez komutanım. Aynen komutanım, candaşım haklı. Bu yoldan dönüş olmaz. Biz kararlıyız komutanım. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın komutanım. Aynen öyle başçavuş. Biz bunu yaparız komutanım. Biz kılıç timiyiz. Komutanım hadi. Daha fazla beklemeye gerek yok. İnceldiği yerden kopsun komutanım. Hadi bakalım. Sedat, oğlum. Emredin komutanım. Bana bir sade kahve yaptırmak. Komutanım ama daha kahvaltı Sedat, yapın. Dediğimi yap. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Girebilir miyim? Gel. Bunu arz edecektim komutanım. Bunlar ne demek oluyor yüzbaşı? Nedir bu? Komutanım, kılıç timi her türlü sorumluluğu üzerine alıyor. Her ne pahasına olursa olsun, Albay İbrahim Kopuz ve yüzbaşı Kaan Bozdağ destek için hazırız komutanım.
Onları bulmamız lazım. Her taşın altına bakın hadi. Dikkatli olun, her yere bakın, hadi. Komutanım, bunlar etrafımızı sarıyor. Kapana kısıldık, çıkışımız yok. Seni bu durumun içine sürüklemeliydim evlat. Siz beni hiçbir yere sürüklemediniz komutanım. Ben kararımı verdim ve dahil oldum. Ayrıca sizin o iş dediğiniz şey sadece sizin davanız değil komutanım. Türk askerinin de davası. Türkiye'nin davası. Dünya toprakları üzerindeki her bir Türk'ün davası komutanım. O şerefsizler sadece sizin ailenizi değil, silah arkadaşlarımızı, Türk askerini, Mehmetçiğimizi katletti. Biz de bunu yapandan hesabını sorduk. Hesabımızı kapadık. Dünyayı bir namussuzdan daha temizledik komutanım. Eğer bu uğurda sizin yanınızda öleceksem, bu benim için şereftir komutanım. Thank you.
olmuş evlat. İyi temizlik yaptık komutanım. Kaan. Seninle gurur duyuyorum evlat. Hepinizle. Ben de sizin komutanınız altında savaşmaktan onur duyuyorum komutanım. Komutanım. Belki başarabiliriz. Deneyelim mi? Başka çaremiz yok zaten. Deneyeceğiz. Emredersiniz. Hadi. Çıkıyorum komutanım. Komutanım! Hayır, 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 komutanım. Kaan, bunu yapma. Yapma bunu. Baba. Ha 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 ha!